Yiğit. Neden Yiğit? Yukarıda doktorla görüşelim. Hastaneden çıkınca konuşuruz, olur mu? Cevabımı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. İclal. Anne. Yiğit konuşsun. Yiğit bana bir şey söyle artık. Senin o kızın imam nikahlısıyla ne işin var? Sana ne aşkım o kızdan? İclal. Kaç kere anlatacağız yavrum? Adam kızı rahatsız etmiş. Kocanı tanımıyor musun sen? Damarı tuttu işte. Koruması altında olan insanlara karşı böyle o. Sana Yiğit konuşacak dedim anne. Ona sordum. Onun cevabını istiyorum. Sen niye bana cevap vermiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun bana? Senin o kızın mamnikahlısıyla ne işin var? Sen niye adamla kavga ediyorsun? Niye saldırıyorsun? Ne işin var? O adam... İclal, iyi misin İclal? İclal! Doktor! İclal yavrum! Sedye getirin! Değdi mi ha? Değdi mi? Benim kızıma yaptıklarına değdi mi? Eğer o kız bir daha uyursa... O kız bir daha uyursa seni de o kadını da parçalarım. Parçalarım. Parçalarım ben. Daha düşmemiş, ilacınızı versek aslında. Kızım kendine gelmeden bir yudum su bile içmem ben. Nasıl durumu? Korkulacak bir şey yok. Tansiyonu düşmüş. Biraz kendine geldi ve biz de serum desteği verdik. Oh, çok şükür. Böyle canının sıkıldığı, heyecanlandığı bir şey oldu mu? İclal Hanım gerçekten hızlı bir gelişim gösteriyor. Fakat henüz sürecinin başındayız. Önümüzde kritik bir yıl var. Size tekrar onun durumunda en ufak bir stres bozukluğu, endişe ve gerilimin ne kadar tehlikeli olabileceğini söylemek zorundayım ne yazık ki. Yanına gidebilir miyiz? Rutin birkaç tane testimiz kaldı. Sonrasında ayrılabilirsiniz tabii. İyi günler. Duydun değil mi doktoru? Çocuğunun anasının katili olacaktın ikinci kere. Teyze. Ne teyze? Kenar'ın Dilber'inin biri için. Teyze. Ne dedi o adam? Ha? Ne diye bağırdı? Karına, helaline. Bu kadın benim demedi mi? Allah katında bu benim karım demedim. Ya sen bunları duyup da benim yüzüme nasıl bakıyorsun? Ben oradayım.